kare küre söyle bana. Ben yokken bu Mercan neler danışıyor arkamda? Söyle bakayım, ne diyor? Ne? Ne diyor? Çok mu kaprisli diyor? Başka ne diyor? Mercan, sen de gizliden seyrediyorsun. Siz benim burada olduğumu unutmuşsunuz diye sen. Ya unutmadım tabii ki, şaka yapıyorum. Biliyorum neler dediğini benim için. Melki dedim bu kürede söyler. Ben öyle bildiğim iştirakçıları beni size satıp. Çünkü o potansiyeli onlarda görmüşüm. Bu küreyi niye koyduğunu bilirim aslında biraz. Bugünkü iştirakçı hakkında artık bilgimiz var. En son gün, en son iştirakçımız. Hakikaten ne işlerle yapıyor? Yani bunlara mı bakıyor? Ne yapıyor hakikaten? Ben çok başa düşmedim. Çok samimi söylüyorum. Ben de başa düşmedim. Ben teklif veririm ki bu ballar verilmemişten evvel tahmin etsin göre düz bilir ya sen. Ne bileyim, mesela ben yüzükleri için dedim ki yüzüklerinle mi yapacaksın bugün yemeği? Dedi ki Sunan Hanım ben onları hiç çıkarmıram. Yok, biz yüzüklerini çıkaracağız. Siz narahat olmayın. Gerçekten mi? Yok, çıkarmayacak. Bak gör. Sunak Hanım, benim adım Mercan'dı. Vallahi senden korkulur Mercan. Ne diyorsun, çıkaracak, çıkarmayacak mı? Ay bazen de böyle şeylerden korkarım ama. Ne fikirleşirsin? Yüzüklerden korkursun. Yüzüklerden değil, yüzüklerin efendisi mi o? Yüzüklerden korkmuram. Bu arada yüzüklerin efendisi demişken de çok severdim o kinoyu. Neyse. Suna ile yemeğe değerde haftanın son iştirakçısı Ferman'la birlikteyiz. Ferman, neter zangardar. Çok sağ ol Mercan, sen necesin? Yakşıyam ben de, çok sağ ol. Bugüne hazırsan? Elbette ki hazırım. Biz ve tamaşaçılar için özün hakkında kısa bir məlumat ver. Əziz tamaşaçılar, mən Ferman Cebrailov, Bakı şəhərində anadan olmuşam. 1975-ci ildə hal-hazırda jurnalist fəaliyyətdəyəm. Ferman, dünən saçın yoxdur, bu aradan çıxdı. Bu yeni imicdir, yeni əhval-ruhədir, yəni ki bugünkü... demək olur ki, sonuncu iştirakiyəm və mən inanıram ki, mənim yeməklərim dadlı olacaq, bəyənəcəklər, qonaqlarım və qalib olacaq. Hə, onda menyunu təqdim eləm. Menyumuz, əlbəttə ki, Azərbaycanımızın, belə deyək də, milli yeməklərindən biri şahpulov olacaq, toyuqla. Şorbamız olacaq, göbələyə şorbası və desertimiz olacaq. Kukaraçı. Menü haqqında fikirlərim, oradan bir şah plovu tanışdı, yəni bildim. Göbələk şorbası yeməmişəm, bilmirəm. Ümumi menüsü çox yaxşıdır. Şah plov ən çox sevdiyim yeməkdir. Sonra göbələk şorbasıdır, o da sevdiyim yeməkdir, dadını bilirəm. Şirniyyatı bilmirəm, deyəsən o öz ixtirasıdır və yaxud da ki, öz yerinə məxsusdur yəqin ki. Göbələk su mənim birincisi çox sevdiyim yəni suplardan biridir. Prosta göbələk supunu alındırıb onu deyə bilmərəm. Bir də onu bildirmək istəyərdim ki, əjdaha boyda barmaqlarında üzüyü var yəni. O necə yemək bişirəcək, mənə o çox belə qəribə gəlir. Hazırsansa gedək marketə. Hazırıq. Gedək. İrəli. Biz gedək alış-verişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yeməyi bişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir. Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Masaya 4 yemək və içkilər xaric başqa bir şey qoyula bilməz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmin iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermək səlahiyyəti var. Hə, gəldi çıxdıq rahat marketə. Artıq rahat-rahat alış-verişini eləyə bilərsən. Hazırsansa başlayaq. Hazırıq. Bizə sliski lazımdır və süt lazımdır. Göbələk varınızda sizə burada göbələk bu lazım deyil. Biz ancaq göbələk kubika lazım olacaq. Dəs mayonez hansı tərəfdədir? Buradadır. Rahat marketdəyik. Belə rahat-rahat gəzirsən, sən. Vaxtın bitməyinə bir dəqiqə qalıb. Artıq bitdi, gedə bilərik.
Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hamınızı öpürem size. Geldi çatdıq mətbəxə. Hər şeyin hazırdır, qonaqların üçün hazırlaşa bilərsən. Bəli. Həyəcanlısan? Yox. Birazdan görəcəm səni. Qonaqları qarşılamaya dəyərli qonaqları hər zaman hazıram. Əlbəttə ki, çalışaraq ki, vaxtında gözəl bir dadlı yemək pişirək, ortalığa qoyaq, süfrəyə. Mənə elə gəlir ki, məmnun olacaqlar mənim yeməyimə. Onda hazırsansa başlayaq. Okey, irəli. Şərtlərimizi bilirsən. 2 saat vaxtım var. Duru yağlar, duz, istiot, şəkər tozu bizim tərəfimizdən veriləcək. Başla. Fərman, deyirdin yemək pişirəndə üzüklərini çıxartmayacaqsan. Yatanda, duranda, yaşayanda barmağında olur. Bəs necə oldu çıxartdın? Mən bu üzüklərlə yaşayıram, düzdür. Amma sizin dünyaya görə, xətrinizi istədiyinə görə sizdən keçmədim. Yəni sizə görə çıxartdım. Çox minnətdarıq. Mərcanın təsiri var, yoxsa Suna xanımla qonaqların bal kəsməyindən qorxmağın təsiridir bu? Yox, yəqin ki, bu sizin gözəl ünsiyyətinizdən, avro havanızdan irəli gəlir. Mən daha yaxşı burada əlinə eləsəm də yaxşı olar. Mən ümumiyyətlə, mətbəxtə çalışanda belə olur. Məndən sənə məsləhət, harada işləyirsən, işləm, mətbəxtə işləmə. Bu, yəni deyim, hər adamın aşpaz işləməyə yəni ki, hünəri yoxdur. Yəni, buna böyük bir hünər istəyir ki, aşpaz olsun. Həqiqətən çətin bir sənətdir, aşpazlıq. Çox belə mənşəyə bilinməyən bir şirniyyatdır. Yəni, dünənki kimi, yeganə xanımdakı kimi uşaq piçəniyyəsi yəni qabağımıza gəlməyəcək. Mən də gözləyəm ki, baxım, qabağıma nə gələcək. Yəni, onu haradan tavuq çıxardı, necə tavuq çıxardı, mənim özümə də maraqlıdır. Dadını bilmirəm, ilk dəfə olacaq, onu da dəyərləndirərik. Sən arxana baxsan, mikserin qabını görə bilərsən. Yox, elə. Tamam, çox sağ ol, Məryəm. Sən necə də alicənab bir insansan. Görürsən, ay, vay, 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 heç kəs qədrimi bilmir. Hamı məni paxıl kimi tanıyır. Sən gözəl bir insansan. Niyə kuka, raciz, tanış deyiləm belə bir desertlə. Fərman, yaman yandım, yandım deyərək qalmışsan, ha. Hə, Mərcan, yaman, istidir. Dedim axı, hər adam aşpaz ola bilməz. Onda sən bu yaşdan sonra çətin nəsə eləyəsən? Yox, həmişə öyrənmək olar. Necə deyərlər, öyrənmək heç vaxt gec deyil. Amma 50 yaş gecdir axı. 50 yaş, əsas ürək cavan olsun. Nə oldu, peşman oldun? Tələsən. Hara düşər? Sən təndirə düşməmsən, quyuya düşmüsən, çıxa bilmirsən. Yox, mən bunu fenomen olmalıyam, yəni. Ooo, hələ bir də fenomen olmuşsan. Bəli, məni izləyən izləyicilərimizə burdan Sunu ilə birlikdə mən bu yarışmaya qatıldım, çox şad oldum. Həlbəttə ki, hər insan özün sınamalıdır. Mən də bu sınaqdan çıxmaq üçün, yəni, iştirak etdim. Mən elə gəlir ki, sınaqdan çıxacam burda. Artıq əgər bu işi əl qoymuşamsa, bir aşpaz işinə, deməli, hər insan nə-nər hər işi bacaraq, az da olsa bacarmalıdır. Onun formasını tutub-tutmamaq deyilən bir şey var, yəni, bir də mən bilmək istəyirəm, yəni, sürüşlər olacaq, yoxsa olmayacaq, o deyə mənə maraqlı gəlir. Ay Fərman, nə elədi? Gözlərim kör oldu. Das ist fantastisch. Bu fantaziya deyil, bu mənə qarşı qətliyamdır. Azərbaycan ən gözəl yeməklərindən də biri olan şapulovdur, yəni toyların şahı, patşahı olan belə bir şapulov hazırlayıram. Şapulovun hazırlanması biraz aşın dəm almağıdır, hazırlanmaq falan biraz uzun vaxt çəkir. 2 saat ərzində çatdırıbsa qiymətləndirərik. Hələ özünə məxsus plov hazırlayır. Məncə sənki qopologiyadır. Yo, bu fantastikadır, belə demirəm ki, axı. Fantastika. Fərman, o boyda toyuq qoyacaqsan? Bu, hər adamın, yəni, məxsusdur. Yəni,
Azərbaycanda belə deyək də, tək hallarda belə bir plov hazırlanır. Çünki səbirsizlə o yeməyini gözləyirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, həqiqətən bu 2 saat ərzində bunu çatdırıb, yoxsa adını qoyub özünü çatdıra bilməyib. Fərman, 4 dəqiqə vaxtım var. Qonaqlarını çatmağına az qalıb. Başlayaq. Səncə süfrə seçimi ilə yeməklərin uyumludur? Süfrə modernli yeməklərin milli. Yəqin düşür. Mənə 100% düşür. Çünki belə masanın süfrənin əlavə yeməyi olur. Mərcanın zövqünə görə uyğun deyil. Mərcan bir dənə hər yerə muz qoyması olmur da. Ha, bitirdin? Demək olar ki, bitirmədim, yarımçıq qaldı. Bıçaq yoxdur. Son 30 saniyən qalıb, tez bıçağı gətir. Canım iştirakçılarım və canım tamaşacılarım, ekran qarşısına hoş gəldiniz və canım iştirakçılarım, siz də yanıma hoş gəldiniz, Fərmancım. Hoş gəldin. Fərman, sən bugün farklısın. Girəndən beri səni bir farklı görüyorum. Yani, tanıma bilmədim. Hakikaten. Ama bugün çok yaşantısın. Yani çok sağ ol. Bir değişiklik var sende. Var. Ne? Efir adamı her zaman maraklı olmalıdır. Vallahi bugün çok evet. Hoş. İnşallah yemeklerine de yansıdı bu hoş. İnşallah eksklüz bir yemeklerdi. Gerçekten. Evet. Bugün çok. Ne diyorsunuz arkadaşlar ve hoş geldiniz. Çok sağ olun. Valla sizler çok necesiniz. Çok sağ bakıyorum olun. Biz iyice de kış sezonu getirmişiz. Hamımız böyle değil mi? Gerçi artık havalar da soğumaya başlayıp ama iyice ne payız renkler böyle. Valla Zahracığım çok hoşsun. Canım benim. Marcos, deminden beri orada ben farkındayım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle bir o yok hem onu yapıyorsun hem oradaki runner'ı çekiştiriyorsun. Ben ne yapıyorsan? Birinci başlamak istemezdim. Ancak bu yerde biraz kadar kim geçsin de bu. Yemek yiyende ben burada böyle yiyeceğim. Biraz gol götürürüm. Ben burada bir. Ya tam sana göre çekme. Tamam çekin hadi. Ya can tamaşacılarım durmuyor bu. Marcos var ya yerinde durmuyor. Ya çok hareketlisin Marcos. Normal hayatında da mı böylesin? Yok. Dekorun çok hoşum geldi. Sadece restorana gelmişik. Oturup gözleyirik ki desinler, deyek ki çörek getirin, su getirin. Ha bir dakika ya ben hoşum geldi dedin sonra... Dekorun hoşum geldi. Tamam ne çabuk bir geçiş yaptım biliyor musun? Yavaş yavaş. Zevkini çıkaralım. Nesi hoşuna geldi? Benim kimi o kadar dedim restoran. O da bir restoran. Artık herkes demeye başladı. Ha, restoran diye hemşire. Vallahi. Şu runnerlar hoşuna geldi. Bunlara runner diyoruz biliyorsunuz. Yani bu bir parça konağında gerçekten çok hoşuma geldi. Rengi de değil mi? Beli. Ama... Amması çok. Söyle bakayım amaları. Amması çörek yoktu. Stolda hiç ne yoktu? Necan xanımın dediği kimi, yani çörek, duz, su yoktu da yani. Bir nefes alın da gelecek yavaş. Bir kamen de vardı sesleri, bir kası. Bunlar da yoktu. Hiç filmde. Bir tane öyle bir özel mene koydum. Yok. Anladım. Biz de karşılıktan. Ha evet. Ha. Belki sana farklı da gelecek. Ekskluzif de Marcus'un da mektudu. Ekskluzif. Ben bundan su içenden sonra benim tabağıma xəngəl gələcək. Bu boyda tarifə qoydum. Xəngəl. Böyük Təlkanın böyük bir ekskluzif yeməyi de var. Salfetka yoxdur. Fot salfetka. Salfetka. Bu üstə qoyulacaq bir. Belə elə bilərsiniz. Burası yaxıla sala bilərsiniz. Ben de. 3 gün, 2-5 gün dedi ki, qazlı su. Mən bugün səbirsini gözlədim, ümini qazlı su olsun burada. Gözlə, gələcək. Qazlı su olmadı. Olacaq diyor. Mən yoldan gəlmişəm ki, bugün gəlim qazlı su içim. Qazlı sunu qoydum qırağa, adi su yoxdur. Adi su yoxdur, istəyirəm. Sana görə Fərman, bunları sən istedin Fərman. Adi su yoxdur içməyə. Mən renklərə bayıldım. Yani tam benim renklerim. Böyle insanlar çok canlı renkler sever ama ben bu renkleri zaten yayı da çok sevmem. Ben bu mevsimleri, oktoberları falan çok severim. Muhteşem rengi. Fakat buraya böyle ortaya bir çiçek,
Hakikaten hem de payız renklerde bir çiçek çok yaraşırdı. En azından çörek falan gerçekten çok yaraşırdı. Çörek ona tabağı. Yani onlarla çok yaraşırdı. Ben bura Şam'dan istedim. Şam. Eski bir Şam'dan. Təəssüflər olsun ki gelip çıkmadı. Peki o zaman gelsin çorbamız. Gelsin icazənizle göbelek çorbası. Öyle mi? Öyle. Haydi bakalım gelsin göbelek çorbamız. Hə, Fərman, masanın çox boş olduğunu dedilər, ha. Gecə olar, güc olar. Masa boş olmasa da, əsas orada yeməklərin dadı yaxşı olsun. Masa boş olmasa da deyirsən, amma masa boş idi. İndi dolacaq masa, mənə gəlir, bəyənəcəklər. Və göbələk çorbası Fərmancığım, bax, şimdi dedikodu yapıyorlar. Çörək diyorlar. Aş gəlir. Yemeyin çörek. İndiki periz saklamak lazımdır. Yemedi dedi. Bakalım. Afiyet olsun, soğutmuyoruz. Olsun. Göbelek nasıl çorbamız. Nasıl olması gerekli. Ve ilk başlamak isteyen, hazır olan diyebilir ki ben başlayacağım. Olan ben başlayayım. Heyecanlılar. Zehra içmeyi devam. Ne oldu be? İmkan verdi. İmkan var hakikaten. Çok ama demeyin sofrayı senden başladım. Hadi Margot senden başlayalım. Bunun göbeleği azdı, kaymağı çoktu. Başka? Bunun yanında sukarit olur. Parmesan peyniri olur. Parmesan olmasa da olur da. Ferman ne diyorsun? Her fikire hürmetle yanaşıram. Duzu, istiyordu. Normal. Blender de çok yaxşı olmuş için göbelek süpü blender çok olmalı ki belə, necə onu deyirler, çok belə sulu olsun, yani kıvamda da olsun. Biraz ben göbelek çorbasında o ağza gelmesini anladım, o göbeleklerin biraz o püreli, yani püre kıvamında olmasını çok seviren, dediğine katılıran biraz sulu olmuş. Hoşun geldi ya yok? Yodanda da yaxşıydı. Göbeleği az idi, daimağı çok idi. Yiyecek misin onu? Yiyeceksin ya yok. Yiyeceksin. Hadi devam o zaman. O zaman Zehra senle devam edelim. Dadı geçeydi. Hı. Görünüşü de geçeydi. Ama en azından suharik olsaydı. Hı. Yani çörek yoktu yoktu. Hiç olmazsa suharikle elave edildi. Ki göbelek çorbasına çok yaraşır. Hı-hı. Olsaydı daha yaxşı olardı. Yegane sen bir damcık aldın. Hı-hı. Bir sadece daha almadın. Dağıttım. Neden? De bakayım. Sadece dağıttım, özürlü say. Hı. Benim ilk defa mıydı göbelek supunu yemeyim? Daha önce yemeydim. İlk ve son. Yok, son olmasın. Göbelek çorbası yani kardeşiyle yapılan da çok hoş bir çorbadır. Yani ben diyeceğim bunu İçinize sana. Neden olduğunu ben de söyleyeceğim. Hiç hoşun gelmedi. Nesi hoşuna gelmedi? Hiç tadı... Göbeleği sevirsen ya. Sevirsen ama burada sevmedin. Görünüşü hoşuna gelmedi. Yok, görünüşü pis değil. Yaxşı da görünüş. Prosto dad olarak bana hoş gelmedi. Markus'a çok katılıram. İnanılmaz bir krema var bunda. Krem... Kaymak tadır. Kaymak. Çok kaymaklı yapmışsın. Kaymağı çok olabilir. Kaymağı çok olmuş. Ve sütü. Yani kaymak çok olduğu için de bak demin ben de aldım fakat ağzımda böyle dondu. Başa düştünüz yani o yağ dondu sanki. Bana de iyisi çok İşte aynen. O yüzden sana diyorum ki sakın böyle fikirleşme bu değil. Çok yandım. Göbelek çorbası bu değil. Göbelek çorbası. Hem de biraz fırtıltısı çok, olsaydı. Çok sevdiğim bir çorba. Biraz dediğin gibi göbeleği az olmuş. Kreması yani kaymağı çok fazla olmuş. Ama eline sağlık. Yalnız görüntüsü hakikaten çok güzel. Çürümemiş farkındaysanız. Kesilmemiş, çürümemiş. Bunlar da çok vaciptir. Gerçekten çok yeşenk. Ellerine sağlık. Peki gelsin o zaman salatamız. Tamam. Salatamız ne? Salat, toyuk salat. Toyuk, haydi bakalım. Ferman, şorban hakkında dediklerine ne deyirsin? Hem göbeleği azdı, hem kaymağı çoktu. Sunak Hanım da dedi ki, kaymak çoktu. Yani her yan öz fikrine ben hürmetle yanaşıram. Yani bayağı dediğim gibi texniki sebeplere göre bazı olabilir edebiyatları çatdırabilmedim, kurabilmedim ona göre. Ama böyle görünüşçe çok güzel. Hazırsan salatı təqdim eləməyə. Bəli, hazıram. Toyuq salatı. Elim de bol hakikaten. Ha?
Aşı kim bilir ne kadar yaptım, aşı yaptım dedim. Vallahi bütün orduya, hakikaten eli, yani dünen kimin gel, senin çok tatlıydı, çok lezzetliydi ama getirdin kaseden sonra aslında Marcos, dünen sen bunu demek istemiştin değil mi? Daha büyük kasede gelseydi diye. Çok doğru bir kasede servis yapmışsın. Peki Ferman. İcazenizle size çekeyim. Peki arkadaşlar, herkes tattı mı? Ben de tadıyorum. Tadan gel yegane, şimdi senden başlayalım. Bu toyuq salatına çuğundur bilmirəm, vururlar. Çünkü o kadar salatlar var maşallah. Hamısına toyuq vururlar. Burada toyuq yoxdur. Göyərti, bilsiniz hansı göyərtidəndir? Tutma qoyur da bankaya. Petruşkadır. Petruşka. İçinde başka neler var? Yani bana biber, biber geldi. Kırmızı biber, sarı biber. Bir de çoğundur, petruşka, biraz da mayonez. Hə, kök de var hələ. Hə, bir de qarov. Çörəksiz. Bir de tutmaq yar. Valla bana açıkçası sadece biber ve petruşka geldi. Keferi. Bana başka hiçbir şey gelmedi. Mənim masamda dediniz ki, hələ mən üstüne deporkumu yatırmıştım, çoban salatı. Bunun soğanı bir tərəfdə, kahısı o tərəfdə, göyərtisi o tərəfdə. Mən dedim ya, siz partlayış edirsiniz, bilmiyorum. Həqiqətən, içində toyuq yoxdur. Səndə də yox, deyil mi? Peki, tərəvə tamam. Salat. Ferman toyuqlu dedi, amma siz toyuqsuz olaraq ləzzəti dəyərləndirin, Zahra. Deyəcəm, duz yiyin dedi, espirlə. Duz az, duz əlavə elədim. Yox, bilmiyorum, hayatım, sən istədiyini söyle. Duz əlavə elədim, biraz dadı oldu, amma tərəvə salatı da yiyin. Vegetarian. Petruşkalar içində çox şey qalıb. Marcos hazır başladı, sən bir danış. Mən toyuq, yəni bir baz gəldi, ondan sonra sümük gəldi, yaxşı dişim qırılmadı. Yo, çox təhlükəlidir hakikaten arkadaşlar. O kılçıklar bir boğaza takıldı mı öyle, Allah korusun. Sonra Marcos. Bir de dadı yaxşıdır yani. Bizim evde sürekli bu tartışılır. Ben hiç affedemediğim şeylerden biri kahıların o görüntüsüdür hakikaten. Hiç hoş olmamış. Dün siz meyvelerde dediniz ama ben terevezde bundan çok narahat olurum. Beni de o narahat etti. Bir de tabağın dışına çok çirkler geliyor. Ki senin gibi Ferman dikkatli. Çünkü sen diğer iştirakçılarda da buna çok dikkat ederdin. Ama bugün neyse etmedin. Peki arkadaşlar, Ferman başka bir şey diyor musun? Şu. Yok, ne diyeceğim? Bence sen ana yemeğine tamamen konsantre olmuşsun. Öyle fikirleşiyorum. Hayır, ben hamısına da konsantre olmuşum. Öyle mi? Ama seherden gelen de çörek yok, ana yemeği. Biz ana yemeği yiyip ben çok doyarım. Şey yok, su yok, ana yemeği. Bu özü, ana yemeği. Bu özü çörek getirmiyor ki. Hadi biz bu yemeğiyle az azını yiyerek aşk yemeği yerimiz olsun. Vallahi hadi bakalım, gelsin şu şaf pilav. Şaf pilav geliyor. Evet. Şaf pilav. Hadi bakalım. Seherden ne deseler deyirsən şah pilavı gözlüyor. Bəli, Şafqlob gözü Azərbaycan milli yeməklərində şifrənin şahı, toyların şahı. Bu qədər təriflədiyin şah plovu bəyənməsələr, neyinəyəcəksən? Mənə də gəlir bəyənərlər. Valla Marcos, səndən öncə mən deyəcəm indi. Yəni bu toylarda, bu şah plov gələndə mən ən çox onu gözləyirəm, bilirsən. Şaflar gelecek böyle hani raks ediliyor. Ben fikirleştim ki Ferman bunu öyle getirecek, raks ede biz de edeceğiz. Sen getirdin böyle koydun. Böyle müzik değil artık. Vallahi ya. Hakikaten öyle ya, şaflar öyle gelmeli sofraya. Peki haydi bakalım servise başlayalım. Aşı çok sevirəm ama aşının içindən bu çıxdığına göre aşı yiyə bilmirəm. Ama yine de tadına bir bak.
Tamam, çengelinle, küçük çengelle en azından o zannetmiyorum bir daha çıkacağını ama en azından tatla ilgili bir fikir bildirebil bize. Çünkü gazmağını da, toyuğunu da, pılavı da, aşı da anladın mı? Ye ki onlarla ilgili fikir bildir. Bekliyorum o zaman. Yegenlere bir son nefesi de verdi. Ben çok seviyorum, beğenirim. Biz yükseldin de istenmiş peki, gibi seviyorum. Peki Ferman, iştirakçılarımız tadana kadar sana sorayım. Nece olmuş? Ela. Toyuğu pişmiş mi? Belli. İyi pişmiş. Ama toyuğu pişmeyip. Zahra sana geleceğim sonra. Sen yemeğe devam. Ama bir balaca yağ az olmuş. Onu gazmağı hoşuna geldi. Gazmağı, turşusu, turşusu da. Azerbaycan'da bence yemek yarışmasında yapılacak en çetin yemeklerden biri. Niye Ferman? Bazı yemeklerde mesela Marcos'un yaptığı bazı yemekleri bilmediğinize göre işte yorum yapılabilir, yapılamaz ama aşı herkes biliyor. Ve herkes en tatlısını yedi Azerbaycan'da. İşte yegane mesela benim dedi değil mi? Anam yapar ki muhteşem. Ben çok yedim Azerbaycan'da. Çok iyi dostlarımda, her yerde yediğim. Onun için bu aş hakkında herkesin fikri vardır. Onun için çok çetin bir yemeği seçtim. Risk aldın yani. O yüzden riski severim. Riski seversen ben... onun için sana sordum ki Nece bilirim ki çünkü sen başkalarının yaptığı aşları da yedin. Ona göre fikirler önemli. Peki yegane hazır mısın? Vallahi bugün canım tamaşacılarım ben bu yorumlarda ay pis olmuş böyle olmuşu kabul etmeyeceğim. Bir türlü yoruma başlayabilmedim. Zahra orada bitirdi. Marcos dedim, bitirdi. Yegane ay bu çıktı dedi ama bir saattir yiyor. Ben bir tane gazmağı yedim. Bu hoşuma geldi. Yani çünkü bu bir dakika başlıyor musun? Başlıyor. Hadi başla. Yorumla. Yani ben bir tane ona heyif sanırım ki heyif yani o kadar eziyetten. Neye heyif? Niye? Yani eziyetten heyif. Neye göre? Yaxşı yendi. Bir tane gazmağ. Zaman duruyorlar, bir tane kazmak yani yedir. Başa düşmedim ne demek istediğini. Yani... Çorpa da yani olmasa da çok yani hakikaten yaşlı. Ya da parçalar ayırıp, ayrıca içine koysa çok gözü olardı. Aşı sevmedin mi? Diri şeklinde koymazdı. Aşı. Yağı azdı. Görüntüsü yaxşı daşın. Renk bakımında. Servisi geçendi. Çok geçendi. Süperdi. Ancak et yani çorpa olduğu için hisseler bölünmez. Çorpa özü gecibişen bir yani toyuqdur. Ve aşın duzu yoxdur, yağı yoxdur. Toyuğu yedin mi? Bir tane kazmağı da ona göre yaxşı olub ki, kazmağ için en axırda olur, yağ tökülür üstünde, kızarır. Ona göre o da tatlı olur. Yani. Toyuğu yedin mi? Yedim, çok böyle. Yok, yedin, pişmiş mi? Axırı yedin de, sürüşken gitti böyle. Yok, sürüşken gitme, kaldım o kazmağı. Peki, Zahra valla elle girişti, yedi gördüm. Zahra, nece? Ben de ancak kazmağını yedim, fikirleşirdim ki, aşı yedim en azından. Ondan doyaram diye düşünmüştüm. Ancak kazmağı yedim. Kazmağı çok geçeyimdi. Eti pişmeyip. Düyü dənden olub. Yani el adamlar ki yapıştırır ama düyü çok geçeyim olub. Ama dadı? Duzu azdı. Bir de ki yağı yoktu. Qurudu. Bu kadar. Peki. Yegane. Sen de başlayayım dedim. En sonra sen kaldın. Ha yegane. Ha can. Evet. Aşı çok sevirsen bütün hepimiz kazma, kazmağı hem de çörek olmadığı için kazmak qəşəngdi. Yani kişi xeylağı olduğu için yaxşı dəmləyib də aşı. Aşı dənə bir əzilməyib də. Yaxşı çıxıb aşı. Amma dadı yani o deyil. Toyuq? Toyuq da yaxşı bişməyib. Duzu, dadsızdır. Sadece kazmak yaxşıdır ki de yaxşı dəm alır. Dəm alır, o kadar. Peki ne diyorsun Ferman? Sen özün de tattın. Razısan ya yok? Yani bir plov olarak, yani bir gentleman olarak bunu etmişim. Yani power değilim, aşpaz değilim. Mənə gəl ki bu fenomendir, bunu etmişimsə. Sadece ola bilər yağı az olsun. Toyuq, yani çolpa yaşı çok olabilir yani ki ona göre o yüzden. Böyle fikirlerinizle hürmetten yanlışlam. Ferman şu de... var, burada benim de en sevmediğim sohbet bir kişi olarak ben bunu yapabildiysem sözü yanlış, bu bir yarışma.
Ve burada biz senin evinde olsak hiç değerlendirmeyiz. Deriz ki Ferman eline sağlık, böyle olmuş. Ama yemek yarışmasında tamaşacılar da bilmek istiyor ki bunda ne var ne yok. Yani nesi eksik, nesi doğru. Ona göre de ben burada bakmıram ki bunu Ferman yapmış, Zehra yapmış. Yani ben isim olarak bakmıram. Önüme gelene bakarım. Hakikaten servisin çok iyiydi. Bize diyorum yine çok ağır bir yemek yaptın. Çok çetin bir yemek yaptın. Azerbaycan'ın en milli yemeğini yaptın. Görüntüsü çok güzeldi ama tadı o değil. Tadı hiç değil. Yani yeganenin yorumlarına çok katılıram. Gerçekten tane tane. Değil mi? Yapışmamış. Ama ne yağı ne tuzu. Tavuk hiç pişmemiş. Yani özellikle sizin hamınıza soracağım ki tavuk pişmiş mi? Arkadaşlar tavuk hiç pişmeyin. Tavuk hiç pişmemiş ve aş bu değil. Yani görüntüsü çok güzel ama ben canım tamaşacılarıma da bildirmek isterim ki ben özellikle Azerbaycan'da aşı çok seviren, beni tanıyan, buradan seyreden dostlarım da bilecekler. Aş, aşın karası, şah pulav, ben bunları çok seviren, bana özel yapıyor dostlarım bunları. Ama o değil. Hakikaten ben çünkü yarışma olduğuna bakmayarak bunun hamsını bitirirdim. Diyete de bakmayarak ama o değil. Yine de eline sağlık diyorum Ferman. Çok zor bir çetin yemeği seçtin. Yine de başardın ama yemek yarışmasındayız. Ben bunu yorumlamak zorundayım. Ama maalesef ben hakikaten beğenemedim. Ancak az kaldık da yani. Böyle bir şey olmaz. Yok, o boyda yol gelesen, o boyda... Ferman bence biliyor ki benim en sevdiğim biliyorsun çay sofrası. Datlı'da patlattı. Ben ona inanırım. Ve İnşallah. Arkadaşlar yemeğe devam edebilirsiniz. Yani o su olmamış, bu su olmamış ama maşallah yediniz. Maşallah ekibe bırakmadınız. Tebrik edilen Fermancığım, burada haklısın. Gazmalı çok tatlı. Haydi bakalım. Gazma biraz daha pişseydi, çok daha çıtır çıtır olsaydı gazmak denizliyimdi. Herhalde Azerbaycanlardan daha çok bilirim ki bu yemeğin ne kadar tatlı olduğunu. Çok severim çünkü. Eline sağlık ama gelsin tatlı soframız. Tamam, gelsin. Siz yiyebilirsiniz. Öyle bir bahçedeyiz. Bir tane dekorzat satmır ki bundan dekorzat geldi. Allah'ım ya. Ne diyor Ferman? Ama Ferman sen dedin ki çok geçen bir çay sofrası yapacağım. Ben yanlış duydum. Hayır. Dedim. Gazlı suya ihtiyacı olmayacak. Sıfırada kent yoktu. Gazlı sudan geçtim arkadaşlar çay sofrasını yapacağım. Sıfırada kent yoktu. Ferman dedi ki değil mi çok geçen bir çay sofrası olacak. Zehra Hanım da bildirdi ki üstolda hiç onda gend olardı da. Yani gendin yoktu, konfetin yoktu. Bu fenomendir bu. Peki. Ne tatlımızın adı ne? Kukaraçı. Kukaraçı. Menşeri bilinmiyor. Bu Ferman. Ha? Tatlı Ferman. Şimdi bakalım. Haydi tabaklarınızı uzatın, yardımcı olun Ferman'a. Önce sen değil, bayanları. Kızların hazırlandı. Haydi bakalım. Zahra'cığım sen de tabağını uzat. Üstündeki kakao tozu değil mi? Evet. Biraz daha küçük balaca yapabilirsin. Birinci aparatı seçerler. Yok. Donatları seçmezler. Ben dedim. Ben dedim ki birinci kızlara. Markus bunu sen deyirsen. Markus. Tabaklarınızı verin diyen de ilk kendi tabağını uzattın önce. İndi olabilirdi hayatta da. Hayatta da. Gördük. Haydi afiyet olsun arkadaşlar. Peki kim başlıyor? Ay bugün çok isteksizsin sen böyle. Hadi başla. Başlayalım. Haydi başla Can. Burada karamildi, səhv etmirəmsə, hə? Nədir? Karamildi burada içimdə. Qurşunlu malakı. Burada... Hə, qurşunlu malakı. Sütlü, süt... Qatlaşdırılmış. Qatlaşdırılmış, süt. Süt.
Bir de peçeniye. Sonra? Kakao. Su. Başka. Hanım sonra ne aktarsınız? Ben de aktarım. Düşüyorum başka ne? Hayır, anlamaya çalışıyorlar ki ne içindeki. Ama tadı pis değil. Normal. Hoşun geldi mi? Yiyeceksin mi? Az vakti çaydan. Az vakti çayı doldu. Peki hoşun geldi yani. Aha, bir tek normal. Hoşuna gelmeyen nedir o böyle ama tadı güzel dedin. Kakao. Üstünde. Ha, üstündeki kakao. Yani kakao, ama kakao. Tadı güzel diyen de amasının öncesine başa salın ki ne güzel değil. Kakao çok olmuş bak boğaza çok geliyor. Özellikle tiramisu'da da üstüne kakao serpilir ama çok serpmem ki işte bu boğaza takılmasın diye çok fazla kakao olmuş hakikaten üstüne. Şimdi ben de yiyende farklı. Marcos. Şirinliği mükemmel. En istediğim yani şirinliği efektini aldım. Kakao suyu bile soktu. O kadar. İyi iyi. En çok Ferman, ben bugün senden ne gözledim biliyor musun? Sen böyle biraz değil, en başından beri görüntüye çok önem verensin. Anladın mı? Böyle sunuma, prezentasyona. Bildin? Kendinde de öyle. Bugün ben senden onu çok gözledim. Yani düzünü söyleyeyim, masanı görende dedim tamam başlıyoruz yani Ferman bugün hakikaten şov yapacak. Ama genel olarak sunumlarında bugün en çok da bunda maalesef problem yaşadın. Bir de yerken bak tadı geçen hakikaten arkadaşlar tadı çünkü içinde peçenye var ve süt dozu var çok birbirine yaraşır. Ama bak yerken tabaklardaki görüyor musun kalanları? Böyle bir toz. Yani bu ne oldu ya birbirine iyi bağlanmamış. Yani tam öyle derler yani. Birbirine geçmemiş. O yüzden de bu kadar toz olmuş. Anlatabiliyor muyum? Bak hala da dağılıyor. Gördün mü? Deminden beri ben de bu nedir birbirine bağlansın diye bakıyorum ama bak bir türlü bağlanmadı. Onun için bu kadar toz var. Ben bir tek sen de bugün hayal kırıklığına uğradığım şey tatlar güzel olmayabilirdi, olabilirdi ama ben bugün açıkçası senden çok sunum gözledim. Ve gelende de bana dedin ki tatlı sofrası çok geçenek olacak Sunu Hanım. O kadar. Abi Marcos'a bak bu arada Marcos'cum. Ya şirinliği çok süperdi. Yani ben en sevdiğim yani şirinliği. Şirin olmak yani boğazını da yandırsın. Peki Ferman. Beni de para bilersin. Birazdan ballara geçiyorum arkadaşlar. Ferman'dan da son bu tatlı yorumuyla ilgili yorumunu alayım ve geçelim mi ballara? Haydi şey. Söyle bakalım ne diyorsun tatlıyla ilgili yorumlara? Benim fikrim çok güzeldi. Evet, belki dadı. Siz demişken kakaosu biraz çok olur. Çok olur. Geri yiyebilirdi ki yarısına şeker pudrası, yarısına kakao olursa. Peki sunumuyla ilgili o bak toz parçalarla ilgili ne fikirleşirsen? Yakın yaşı karıştırma. Karıştırma. Peki o zaman seni daha fazla yormayalım. Çünkü ben bugün seni yorgun görürüm aslında değil mi? Çok yoruldun. Geçelim mi ballara? Geçelim. Bakalım. Haydi gelsin ballar. Haydi arkadaşlar. Ve canım iştirakçılarım, siz ballarınızı verirken Ferman buradan bakalım. Ferman, o yüzüklerle bir şeyler yapabiliyor musun? Etkili olabilir mi? Bak Seher Mercan'la danıştım. Vallahi dedim ki Ferman ne yapacak? Şimdi etkili olabilecek misin? Haydi bir şeyler düşün, fikirleş, siz de verin ballarınızı. Sen bana bak Ferman, onlara bakmadın. Onlara bakmak olur. Yok, olmayacak. Hayır. Haydi siz yazın Ferman sana. Peki bugün nasıl ballar gözlüyorsun Ferman? Etkileme. Sen bana bakacaksın Ferman. Böyle çarpıştır. Hakikaten bugün nasıl ballar gözlüyorsun? Yorumları nasıl beğendin normal. Mi? Normal. Aşağı ne yukarı. Normal kıymetlendiriyor. İyi. Aklın bende değil senin ballarda. Peki ben adil olacaklarına inanırım. Çünkü kaç gündür bakıram ki biz biliyorsun ki bir 4 aydır bu programı yapıyoruz yeni sezondan önce. Ve sezona hakikaten bu sezona böyle adil ballarla başladık. Yani bu sezon böyle adil ballar gidiyor. Ben onu görürüm Ferman. Haydi bakalım heyecanlısın Ferman. Kimden başlayayım? Hadi onu sana söyle. Yegane hanım. Gerçekten. Yegane'nin balını merak edirsen.
Məncə yeganəyi ən sona saxlayalım. Yeganə 5 bal hissedirəm. 5 mi vereceksiniz? Yeganə seni sona saxlamaq istəyirəm. Tamam mı? Peki arkadaşlar, sırayla ballarınızı gösteriyorsunuz. Neden o balları verdiğinizi de açıklıyorsunuz. Haydi bakalım Zehra. Zehra'dan 7 bal. Neden? Neye göre? Birinci göbeleği çorbası geçeyindi. En çok uşaq plova verdim, tadını beğenmesem de. Zahmetinə yani, görə mi? Əziyyətinə görə, çünki çox gec hazırlanan bir yeməkdir. Kesinlikle. Yəni ona görə. Peki, Uşuyar Bərman. Teşekkürler. Yəni, mantıqlı mı? Adil mi səncə? Bir də süfrənin ilk görünüşü, çörək duz falan olmasa da, yəni süfrəsi çox geçəyində. Sevgiliyə, değil mi? Düzgündür. Peki, Fərman, bir şey demək istəyirsən ya yox? Sabaha mı saklırsan? Çünkü sabah biliyorsun final, bunlarla ilgili çok danışacak konu var. Ben onun için sizi bu balları verirken çok yormak istemiyorum ki. Çünkü 5. günde bizim bütün bu haftayı değerlendirme günümüz. Ona göre de neler söylemek istiyorsanız aslında sabaha saklayın özünüzü. Ben saklayayım sabaha. Ama sabaha saklamak istiyorsan. Peki o zaman Marcos'dan gelsin bal. Ne olur? Marcos sözü de beğendim. Marco nedir o? Ay Allah. Büyük yaz dedikçe bak canım yönetmenim. Büyük yaz diyorsan ya. Marco da espri yaptı. Sekiz olduğunu görsünler. O, lütfen elinle göster. Bir hata olmasın. 8 bal Marco'dan. Peki. Beğendin mi? Ben şu şapkulobun görkemiydi, rengiydi, çok geçenliydi. Onun da tımarıydı, çok süper idi. En zorunu yedim. Salatda siz dediğiniz kimi, yani et olmasa da, sümük çıxsa da içindən, dizi vegetarian kimi qəbul edin. Salatda yaxşı idi. Bir de supun göbələyə az olsa da, yani dadı yaxşı idi. Duzu istiyordu yerində idi. Ve en çok merak edilen isim yegane. Yegane, sen bu haftaya damgayı vurdun. Hakikaten en az ballar vererek dedin dedi. Ama ben sabah bildireceğim bütün fikirlerimi. Çünkü sabah biliyorsunuz final. Ve senin ballarınla ilgili de fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi merak ediyorum. Kaç ball verdin? Aslında bana çok meraklıydı ki. Hardan bildi. Hardan bildi. 5. Hissetmek aslında bu haftayı değerlendirecek olursak senin 5 vereceğin aslında artık bilinen bir şeydi. En fazla bal 6 verdin, o da Marcus'a mı yok, vermiştin? Yok, en çok ona, en düşük de mənə. Ben bilmiyorsam, Yegana Hanım 6'dan yukarı bal verir, ümumiyyətlə görmür yani. Suna Hanım, ben bu balı onun əziyyətinə görə verdim. 2 balını, 2 balını, 2 balını, 2 balını əziyyətinə görə verir, 2 bal. Bir də şapkulovun qazmağı. 2 bal. Yəni şapkulovun əziyyətinə görə verdin aslında. 2 bal verdin. Yəni 2 bal verdin. Ne diyorsun Fərman? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür ediyorum, ama təşəkkür etməyəcək. Fərman asıl sabah. O təşəkkür bizim neydi? Canım iştirakçılarım, Fərmancığım bugün için sana bugün çok teşekkür. Danışmayacağım. Danışmayacağım. Sabaha sakla. Ben de sabaha saklıyorum. Yegane sen de sabaha sakla. Daha da iyi anlatacaksın neden olduğunu. Canım iştirakçılarım çok teşekkür ederim. Fermancığım bugünkü sofrana göre sana çok teşekkür ederim. Ve canım tamaşacılarım sabah final. Haftanın finali. Sakın kaçırmayın. Sevirem size. Bay bay.